Yüksek Seçim Kurulu seçmen listelerinin 10 Mart günü kesinleştiğini duyurarak seçmenlerin oy kullanacağı yerleri YSK'nın seçmen sorgulama sisteminden öğrenebileceğini bildirdi. Sandık sorgulama işlemiyle hangi okulda oy vereceğini görebilecek olan seçmenler bu bilgilere E-Devlet ve YSK seçmen sorgulama sistemi üzerinden erişebilecek. Öte yandan YSK'nın internet sitesinde yer alan duyurusuna göre çiftli kimlik kartı olmayan seçmenlerin oy kullanamayacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğu vurgulanarak seçmenlerin anayasa değişikliklerinin halk oylamasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılarla yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanılabileceği belirtildi.